değerli arkadaşlar. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümüydü. Böylesine önemli bir zafere sahip olan bir milletin mensubu olmak hepimiz için onur ve gurur vericidir. Buradan bir kez daha bu zaferi yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı için canını veren tüm kahramanlarımızı saygıyla, milletle, özlemle anıyorum. Ancak dün Genel Başkanımız, Grup Başkanımız, Grup Başkan Vekillerimiz, askerlerimiz, devlet protokolü büyük çoğunlukla oradaydı. Ama son dönemlerde bizleri çok üzen bir gelişmeyi daha yaşadık. Milletin vekilleri, milletvekilleri maalesef ki 30 Ağustos'ta atasının huzuruna çıkamadı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geldiği için protokol listesi sınırlandırılmıştı. Olmaz arkadaşlar. Bu ülkede milletin seçtiği vekillerin böyle önemli bir günde anıt kabiri alınmaması hem millete hem milletvekillerine, onun vekillerine bir saygısızlıktır. Ve bu milletvekilleri, halkın vekilleri oraya alınmazken üzülerek söylüyorum ki beyefendinin partisinin üyeleri daha tören başlamadan alana alınmıştı ve reis reis diye tezahürat yapıyorlardı. Yani sen milletvekillerini almayacaksın. Seni orada tezahürat yapan, alkışlayan slogan atan insanları alacaksın. Ben bunu kınıyorum. Lütfen 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 10 Kasım. Türkiye için, bu millet için özel günlerde milletvekillerini, milletin vekillerini atanın huzurunda hep beraber görelim. Değerli basın mensupları, maalesef ki AKP her seçimi kazandıktan sonra, seçim kazandıktan sonra her yaptığının doğru olduğunu, her kararı alabileceğini ve bu kararları rahatlıkla uygulayabileceklerini düşünüyorlar. Aslında çoğulcu demokrasilerde evet bir iktidar yüzde elli ile gelir, yüzde elli ikiyle gelir ama kendisine oy vermeyen yüzde 49'un da haklarını hukuk çerçevesinde korumak ve hükümlüdür. İktidara geldim. Benim bir yaşam felsefem var. O felsefeyi herkese dikte edip uygulayabilirim mantığı doğru bir mantık değil. Buna 85 milyon izin vermemesi gerekir. Nedense son dönemlerde kafalardaki bağnazlık, gericilik toplumun tüm bireylerine bir baskı olarak uygulanıyor. Evet, üniversitede festivaller, konserler, kitap günleri, pandemide müzik, her şeye yasak geliyor. Ve bunu hukukla bağdaştırmaya kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı, valileri, bakanları atmış olduğu her imzanın hukuki bir sonuç doğurduğunun farkında değiller. Şimdi sanatta sanatçıya ya da kendisinden farklı düşünen herkese düşman gibi davranan bu iktidar şimdi de İstanbul'da sahillerde ya da belli yerlerde içki yasağını getiriyor. Bunu vali yapıyor. Tepkiler üzerine kadınların ve çocukların huzurunu korumak adına bunu yaptığını söylüyor. Değerli arkadaşlar, sen bir sefer kadının huzurunu koruyacaksan güvenliğini sağlayacaksan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayacaksın. İstanbul Sözleşmesi'ne devam edeceksin. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacaksın. İki gün önce, üç gün önce daha yedinci kattan atılarak katledilen senin sorulumunda bir kadın var. Hayatını kaybedecek. Her gün bir kadın cinayeti şiddet ve bunların önlemlerini almayacaksın. Bunun çözümünü de sahillerde içkiyi yasaklayacaksın. Bu bir akıl tutulması. Şimdi değerli arkadaşlar bakın ben aynı zamanda grup başkan vekiliyim ve Mersin milletvekiliyim. Mersin sahilinde binlerce genç, yine binlerce vatandaş sahilde yemeğini yiyor, içkisini içebiliyor. Ben bir tek sorun, bir tek kavga görmedim. Hatta içki içen içmeyen birbirine yemek ya da ihtiyaçları doğrultusunda tuz, ekmek bile verebiliyor. Ama ben Mersin sahilinde şunu gördüm. Ben valiye söyle sormak isterim. Bizim denize girmeye kıyamadığımız Mezitli'de, Yenişehir'de, Akdeniz'deki o güzel sahillere o gençler piknik yaparken, birisi içki içerken, birisi yemeğini yerken yarı çıplak binlerce sığınmacının denize girdiğini gördüm. Gürültüden bahsediyor, rahatsızlıktan bahsediyor. Yüzlerce kişinin aynı anda kavga edip çevreyi, gençleri rahatsız ettiğini gördüm. İstanbul Valisi bununla ilgili bir önlem aldın mı? Moda sahilinde, cadde bostanda insanlar oturup denizi seyrederken, çocuklar oradayken yarı çıplak girip orada kavga eden sığınmacılar için ne yaptın İstanbul Valisi? Burada kadının, çocuğun huzuru ve güvenliği bir bahane tamamen kendi yaşam felsefelerini dikte etmek için alınan bir karar. Değerli arkadaşlar, hukuktan da bir haberler. Şimdi ben hukukken bunu bir değerlendirmek istiyorum. Sayın Vali bunu neye göre alıyor? Bir genelgeye göre. İl İdare Kanunu'nun 11. maddesinin C bendindeki genel ...bir yetkiye dayanarak bunu alıyor. Şimdi... ...bu tamamen iş düzenlerine ilişkin olan bir düzenleme... ...ama bundan genel bir kanun koyucu gibi... ...kanun gibi sonuç çıkarmaya çalışıyor. Ve tam bir yetki aşımı... ...ve aynı zamanda anayasanın 13. maddesine göre... ...temel hak ve hürriyetler... ...ayaklar altında alınıyor. Çünkü ancak kanunla sınırlandırılabilir. Ve yine anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum yapısına, layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkelerine tamamen aykırı bir karar. Şimdi sen bir genelgeyle yasak koyuyorsun, koymaya çalışıyorsun. Ve bunu yaşam tarzına bir müdahale olarak yapıyorsun. Ölçüsüz ve keyfi bir şekilde yapıyorsun ve kadınları bahane ediyorsun. Neymiş sarhoşluk? Oysa kabahatler kanunun 35. maddesi sarhoşluk başlığını düzenlemiştir. Bunu bir suç olarak görmüştür. Ama buradaki sarhoşluk insanların içki içip sarhoş olması değil. İnsanların içki içip sarhoş olup gürültü ve aşırı ses rahatsızlık verip insanları bir anlamda tahriz etmesinden dolayı getirilen bir hükümdür. Buradaki 35. maddenin içkiyle bir alakası yoktur. İçkinin sonucundaki sarhoşlukla insanlara verilen bir taciz anlatmaktadır. Ve getirip bu madde varken iş düzenlemine göre 11. maddeyi insanların önüne koyuyorsun. Şimdi aynı şeyi 2012 yılında Afyon Karahisar Valiliği yapmış. İdare Mahkemesi'ne dava açılmış. İdare Mahkemesi bunu iptal etmiş. Danıştay'a gitmiş. Danıştay da bu kararı onamış. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan, tanımıyorum diyen bir cumhurbaşkanı varsa, vali de Danıştay'ın kararını tanımaz ve bu ibretlik yasağı getirmeye kalkar. Şimdi toplum, insanlar üzülerek söylüyorum ki zaten işkili yerlerde yemek yemek ya da gidip orada e, hesap ödemek gibi bir durumları yok İstanbul'da, Mersin'de. Kişi başı 5 bin lira hesap vermek zorunda. Şunu hemen söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak alkolün, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve bu konuda toplumsal, Sağlık Bakanlığı ölçüsünde, Yeşilay ölçüsünde, kurumlar ölçüsünde mücadele edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama tercihler ve yönelimlerle ilgili insanların yaşamına müdahaleyi, Asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu anayasaya ve hukuka aykırı bir durumdur. Ama şimdi kadın ahlak ve bunun korunması hep AKP tarafından tersten bakılarak yorumlanıyor. Ben valiyere sormak isterim, Cumhurbaşkanı'na sormak isterim, İçişleri Bakanı'na sormak isterim. Yani şimdi İstanbul uyuşturucu batağı haline gelmiş. Hiçbir şekilde önleyemiyorsun. Sığınmacılar her türlü rezaleti suçu sahillerde işliyor. Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'na talimat veriyorsun. Sığınmacıların işlediği suçları basınla paylaşmayacaksın, basına sızmayacak diyorsun. Ve tarikatlar ahlak diyoruz, toplumun ahlakı diyoruz. Kadının çocuğun korunması diyoruz. Orada yaşananlarla ilgili bu vali İçişleri Bakanı hiçbir ee, önlem almıyor. Şimdi bir bakalım toplumun alakalı ne bozar? Gerçekten insanlara yaşam tarzı, tercihleri, alkol kullanması, yönelimleri, giyinmesi bu mu bozuyor toplumun alakını? Yoksa Biraz hatırlayalım. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın tarikatlardaki baskı sonucu intihar etmesi mi? İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hüranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki çocuğu 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirme skandalı mı? Ben bu skandalla ilgili valiye söylüyorum, soruyorum. Nasıl bir tepki aldın sayın vali, ne açıkladın İçişleri Bakanı? Ensar Vakfı Karaman'da 10 erkek çocuğunun yaşadıkları ve dönemin bakanının bir kereden bir şey olmaz diyecek kadar yüzsüzleşmesi. Bunlar toplumun alakını bozmuyor mu? Yine Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne bağlı bir yurtta çalışan aşçının mühendis bir öğrenciyi, mühendis adayı bir öğrenciyi satırla doğrayarak öldürmesi mi? Bunlar bozmuyor mu? En son Uşaki tarikatın lideri Eyüp Fatih Şaban 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İşte gazetecilerin, aydınların, milletvekillerinin yararlanmadığı haktan yaralanarak Şubat ayında sokakta olacak. Bunlar toplumun ahlakını bozmuyor mu? Şimdi Ahlakı nerede arıyoruz? Ahlakı zihinlerde, yaşam tarzında mı arıyoruz? Bu baskılarla mı bunu çözeceğiz? Hayır. Toplumun genel ahlakını koruyacaksak önce yönetenler kendilerine bakacaklar. Allah Allah kul arasına bu gördüğümüz birçok kirlenmiş tarikat yapılarını çekecekler. O tarikatlara çocuklarımızı, evlatlarımızı teslim etmeyeceğiz o çocuklara taciz edilirken, o çocuklar intihar edilirken, o çocuklar kendini asarken bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkacak bir dakika diyebilecek. Ama sorunu nerede görüyorlar? Sahilde üniversite öğrencilerinin içeceklerini alıp oturup eğlenmesinde görüyorlar. Bununla ahlakı düzelteceklerini düşünüyorlar. Ya da bambaşka konuda bakalım bu toplumun ahlakı niye bozuluyor? Eğer sen 200 kez kamu ihale kanunu değiştiriyorsan, yandaşlarına Trilyonlarca liralık ihale veriyorsan birilerini zenginleştirip 85 milyon yoksullaştırıyorsan milletvekilleri eski vekiller çocukları ailesi bir değil 5 maaş aynı anda alıp birileri 7500 lira emekli maaşı alıyorsa bu toplumun ahlakı bozulmuyor mu Ahlakı nerede arayacağız? İnsanların içmiş olduğu içkide mi arayacağız? Burada mı arayacağız? Ben sormak istiyorum. Şunu sorması lazım. Sürekli ahlak dersi veren, bizlere tweet atan, hakaret eden mesela Melik Gökçek gibi tiplere. 84'ten beri sen belediye başkanıydın. Giydiğin bir ceketin bile, araban bile, evin bile yoktu. Bugün oğlun o kanalların, o spor kulüplerinin, o servetin, o arazilerin nereden buldun diyebiliyor musun? Ha, Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in bu ülkede milyonların sırtından milyarlarca servet yapma hakkı olacak, milletvekili olacak. Ama benim pırıl pırıl çocuklarım bu tarikatlarda ezim ezim ezilip intihara sürüklenecek, milyonlar sefarette sürüklenecek. Sonra ahlakı içkide ya da insanların özel tercihlerinde arayacaksınız. Gerçekten artık ahlakın nerede olduğunu, nerede aramamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a sormak isterim. 2001'de partini kurdun. 2002'de geldin seçildin. 21 yıldır yönetiyorsun. Neden? Neden insanlar bu kadar dinden soğudu? Neden bugün milyonlarca deist ve ateist, pırıl pırıl çocuklarımız böyle bir tercihte bulundu? İşte dini, dini sürekli siz anlattığınız için, siz böyle bir yaşam ortaya koyduğunuz için, şu tarikatları gördüğü için insanlar üzülerek söylüyorum ki dinden soğudu. Ben bunu birçok yerde Anadolu'da gördüm. Eğer böyle yaşayanlar, ülkeyi soyanlar, yolsuzluk yapanlar, haksızlık yapanlar ya da eşi öldükten 5 saat sonra onunla cinsel ilişkiye girebilir diyen sapkınlar, bunların yanındaysa ben onlar gibi Müslüman değilim dedi. Bunları konuşmalıyız, korkmadan konuşmalıyız. Bu ülkedeki bu dünyadaki Müslümanlarla, inanççı insanlarla Allah'ın arasında ne Recep Tayyip Erdoğan ne de bu tarikatlar giremez. Onları bağlayan Allah'ın kuralları kitapta ve sünnettedir. Ama bu sapkınlar, 12 yaşındaki çocuğa, evliliğin yolunu açanlar, tacizde bulunanlar, Aladağ'daki yangında, işte çocuklarımız öldü, Birçok duayın daha çok çok kötüsünü anlatabilirim burada. Aylaklı olacak. Ama bu ülkedeki pırıl pırıl gençler, dışarıda yemek yemeyen gençler gidip bakkaldan aldıkları içkisiyle sahilde oturdukları için yasak gelecek. Hayır sayın vali. Senin görevin bu toplumda öncelikle ahlakı korumak. Ahlakı da koruyacaksan sayın İçişleri Bakanı, sayın Cumhurbaşkanı siz temiz olacaksınız. Kimseye kirli hale vermeyeceksiniz. Birçok milletvekilinin çocuğu belediyelerden, kamu kurumlarından sınırsız ihaleler oluyor. Hepsini burada açıkladık. Hepsi inanılmaz hayatlar. Hepsi yurt dışındaki üniversitelerde okuyorlar, özel okullarda okuyorlar. Ama evet inançlarından dolayı pırıl pırıl çocukları, 5-6 yaşındaki çocukları ne olduğu belirsiz bu tarikatlara veriyoruz intihar ediyorlar, bazıları taciz oluyorlar. Ve bunu hiç konuşmuyoruz. Ahlakı nerede arayacağımızı bilmeliyiz. Eğer ben 10 yıl milletvekilliği yapmışsam, bıraktığımda geldiğim gibi evime dönmüşsem, çocuklarım torpille işe girmemişse, çocuklarım yayla almamışsa, çocuklarım vakıflarda zenginleşmemişse, eşim zenginleşmemişse, kardeşlerim zenginleşmemişse ben ahlaklı bir insanım ve benim içki içmem ya da benim öz hayatım sizi hiç ilgilendirmez. Allah'la benim aramdadır. Ama benim gördüğüm bir şey, İslam hukukundaki suçlara baktığımız zaman birçok suçun affı var. Ama kul hakkının hak af yok. Kul hakkı yiyeceksin, çocukları kadene terk edeceksin. Çocukları bu tarikatlara teslim edeceksin. Ondan sonra da yasağı burada göreceksin. Utanıyorum. Lütfen artık bu konuda çok şikayet geldiği için bakın muhafızakar, AK Parti oy veren vermeyen birçok kişiden geldiği için biraz uzatıyorum arkadaşlar. İnsanlara dokunmayın. Öz hayatına dokunmayın. İçen içer, içmeyen içmez. Zaten Son yaptığınız zamlarla, getiriniz vergilerle insanlar sahte içki içmek zorunda kalıyor. O kadar içkiye karşıysan senin günlük iki buçuk bir dakikalık sarayının gideri iki buçuk emekli maaşı en büyük vergiyi içkiden alıyorsun. Onunla haram dediğin faizi ve saray giderlerini ödüyorsun. Daha sonra onun üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorsun. Herkesin özeli inancı Allah Allah kendi arasındadır, kendi vicdanındadır. Yeri ve zamanı geldiğinde hesabını verir. Verir. Ben eminim bu ülkedeki milyonlarca genç bir gün bu dünyadan zamanı geldiği zaman, göç ettiği zaman bizler hesabımızı verebiliriz. Ama görüyorum ki sizin verilemeyecek çok hesabınız var. İşte bu çocukların, intihar eden çocukların, tecavüze uğran çocukların, bu ülkeden kaçan çocukların, bu yüzden sefaret olmuş insanların ağı var sizde. Algıyı bununla değiştirmeyin. Biz buna izin vermeyeceğiz. Milyonlarca genç, milyonlarca vatandaşımızla bu tip toplumun, insanın haklarına, özeline müdahale eden e, olaylara hep beraber tepki vereceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün memur maaş belli oluyor. Oldu mu? Şimdi... Evet. Evet. Ben buraya bekliyordum. Maalesef kötü haberi e, bu sefer e, sizden almış oldum. Evet. Şimdi Haziran ayında 15 bin lira olan dakikalık gideri Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında 18 bin lira oldu. Haklı. Enflasyon, mazot zamları, dövizdeki yükseliş. Beyefendi çok haklı. Bir ayda yüzde yirmi. Ama sen memura bir yılda yaklaşık bu zam mı veriyorsun? Ve senin atadığın 11'de 7 hakem, hakem heyeti bunu veriyor. Bence işte bunu konuşalım. Yoksulluk ahlakı bozar. Enflasyon, insanlar sokakta kalırsa, parkta yatarsa ahlak bozulur. Emekliye 7500 lira vereceksin. Memura bu zammı reva göreceksin. Ondan sonra kendi bütçeni 5 milyardan 10 milyara çıkartacaksın sarayının bütçesini. Ondan sonra ahlaktan bahsedeceksin. Bir toplumun ahlakı bozulursa, sefaletten, yoksulluktan, bunu Süleyman Demirel de söylemiş, bunu Bülent Ecevit de söylemiş, bunu Özal da söylemiş, bunu herkes söylemiş. Ben utanç diyorum gerçekten. Bir aynaya baksınlar, bir yaşantılarına baksınlar, bir kendi giderlerine baksınlar, bir de memurun durumuna baksınlar. Üçüncü kez huzurunda söylüyorum. Bugün dört memur daha beni aradı. Bizi büyük şehirlerden alın dedi. Hepsine tahliye davaları açılmış kiralarını ödeyemiyorlar. Ve zam bu. Ben halkımın, ülkemin takdirlerini bırakıyorum. Diyecek sözüm yok artık. Son olarak gerçekten sözüm sözün bittiği yer Birleşik Arap Emirliklerinden gelen ürünlere vergi istisnası yani sıfır vergi. Bak bu da ahlakı bozmaz. Bozmaz. Ama sen çiftçinden tam ÖTV'ni alacaksın mazotundan. İlacından, zehirinden, gübresinden tam vergini alacaksın. Birleşik Arap Emirliklerinden geldiği zaman ürünlerden vergi almayacaksın. Ya da beşli çetenin ihalelerinden almayacaksın. Vergi ve sigorta haftanı getireceksin. Ama çiftçiden alacaksın. Askeri ücretinden alacaksın. Emekliden alacaksın. Böyle bir adalet olmaz arkadaşlar. Evet, ahlakı devletin en temeline koyalım. Ahlaki değerlendirmelerde bulunurken emekliye verilen zammı da, memura verilen zammı da, Birleşik Arap Emirliklerinden vergi alınmamasını da, Cengiz İnşaat'tan vergi alınmamasını da, çiftçiden alınan ÖTV'yi de ahlaki olarak değerlendirelim. Aylak bence biraz da bunu, bunu emrediyor. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sorunuz varsa cevaplandıracağım. Şöyle bizim belediye başkanlarımızın yakasına baktığınız zaman Mersin'de ve Hapseşer'de de bunu ben hep görüyorum. Türk bayrağını takıyorlar yakalarına. Niye? Çünkü seçilene kadar tabii ki bizim partimizin adayı ama seçildikten sonra tüm Ankara'nın adayı. Aynı şey Vahap seçer, aynı şey diğer büyük şehirler için de geçerli. Sandık kapanır, 1 milyon 850 bin Mersinli'ye hizmet etmesi gerekir. Bugün beni de arayan çok birçok insan var. Yurt istiyor,

Şöyle e, Mansur Bey e, tabii ki ittifaktan bizim partimizin adayıydı. oyları oylarıyla seçildi. Hala da belediye başkanı. O yüzden e, rozet vurgusu yapıyor. Burada tarafsızlık vurgusu yapıyor. Burada İyi Parti'nin de diğer partilerin de CHP dışında partinin de oyunu aldığını söylüyor. Ben aslında e, bir kez daha söyleyeyim. E, bunu e, ciddi ciddi yasa olarak da tartışabiliriz. Belediye başkanları. Evet tarafsız olmalı. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istiyoruz. Aynı şeyi e, bu ülke yöneten herkesten istiyoruz. Yani e, bunu partimizle ilgili bir sıkıntı gibi görmemek, görmemek lazım diye düşünüyorum. Tabii ki partinin yetkili kurulları ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde bir başarı kıssası var. Ee, bize göre başarılı, bana göre başarılı ama önemli olan kurulların karar vermesi. Ekrem İmamoğlu bana göre çok başarılı, Ankara çok başarılı. Ee, bir cümle şunu söyleyeyim. Bu belediyelerle ilgili çok soruşturma geldi. Ama ihale ve yolsuzlukla ilgili hiç gelmedi. Bu beni çok mutlu ediyor. E kafa karışıklığı olabilir, olacaktır. Daha yedi ay var. Ama e, şu kıymetli, biz bu e, belediyelerin büyük büyük çoğunluğu ittifakla aldık. İttifak ruhuyla aldık. Yani sadece biz kazandık dersek iyi partiye de haksızlık yapmış oluruz ya da diğer partiye de haksızlık yapmış oluruz. Ama ittifakın önemi bu belediye başkanlarımızın devam etmesi Türkiye'nin de hayrına olacak, illerin de hayrına olacak, İstanbul Ankara'nın da hayrına olacaktır. O yüzden hepimiz hepimiz şapkamızı önümüze alıp koyup e, ittifan e, bu anlamdaki kıymetini bu belediyelerin oyunu arttırarak daha ezici oyla kazanması için uğraşmamızın önemini düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Tabii. Yok, o, o konuda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama tabii ki bazı yerlerde e, İyi Parti'nin kazanabileceği yerler olacak. İyi Parti'nin güçlü başka bir partinin güçlü olacağı yerler olacak. Burada e, önemli olan işbirliği ama bu işbirliğinin e, 2019-2024 arası çok iyi sonuç verdiğini. Bu belediye başkanlarının işbirliği yapan, ittifak yapan, bu partileri mahcup etmediğini, toplumu mahcup etmediğini onuruyla namusuyla yetim hakkı yemediğini yanlış ihale vermediğini zenginler yaratmadığını e, gördüğümüz için e, olacaktır Şöyle, ben ittifak ya da işbirliği diyebiliriz. Bunun kıymetini bilen, bunu sağda 2019 seçimlerinde gören bir siyasetçiyim. O yüzden bunu çok önemsiyorum, onu söyleyeyim. Ama mesela Manisa'yı, Balıkesir'i, Bursa'yı kazanamamak mesela benim içerim içimdeki büyük bir yaradır. Bursa'yı mutlaka kazanmak istiyoruz. Manisa'yı Balıkesir'i mutlaka kazanmak istiyoruz. İl sayısını mutlaka arttırmak istiyoruz. İlçe sayısını daha da arttırmak istiyoruz. Bu kazandıklarımızın dışında. 7 ee, ay var. Ve zaten seçmen e, burada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili'ni tabii değerlendirecektir. Genel Başkan'ı tabii değerlendirecektir. Ama Adana mesela Zeydan Karalar ne yapmış? Mersin ilk kez metro yapmış. Her insana ücretsiz çorba ve yemek dağıtmış. Hastaları ücretsiz hastaneye götürmüş. Yani bunu niye anlatıyorum? Mersin'de ne yapmış? Evet çok başarılı işler yapmış. Ben Vahap Seçer'i bu dönem bir daha görmek isterim diyecek. Ve bu işbirliği ve ittifak aslında sandıkta AK Parti'ye bu seçimde oy veren seçmen de gelip Vahap Bey'e verecek, Zeydan Bey'e verecek, Mansur Bey'e verecek. CHP'de verecek. Yani o yüzden belediye başkanlarımızı kendi eylemleriyle, 5 yıllık karneleriyle, e, namus karneleriyle bakın ben buna çok önem veriyorum yolsuzlukla ilgili tutumlarıyla değerlendirip e, öyle insanlarımızın sandığa gitmesi önemli. Takım tutar gibi artık ne olur bir kez daha söylüyorum buradan e, parti tutmayalım. Evet bizim bir tabanımız var AK Parti'nin bir tabanı var ama yanlışa yanlış doğruya doğru doğru gidene e, yürü dememiz lazım. Şey Tabi. Şöyle birçok burada aslında kıssastan gidebiliriz ama yoksulluk sınırını bir alalım bakalım. Herhalde son verilerden sonra 38 bin lira. E bunu alabiliriz mesela. Bu ülkenin memuru, bürokratı, öğretmeni eğer yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa bunu bu ülkeyi yönetenler için, bir ülkeyi yönetenler için utanç meselesidir arkadaşlar. Yoksulluğu alabiliriz. Gerçek enflasyonu alabiliriz. Sarayın yıllık artışını alabiliriz. Çünkü orada da bir efendi yiyor, içiyor, misafir ağırlıyor, e, giyimini karşılıyor, bir şeyini karşılıyor. Birçok kıstas koyabiliriz. Ama hangi kıstası koyarsak koyalım. Yoksulluk gelmeksini koyalım, enflasyonu koyalım, kira artışını koyalım, ekmek artışını koyalım, mazot artışını koyalım. Her şeyi koyalım. Bu rakamın üzerinde, çok üzerinde. Gerçekçi olalım. Eğer İstanbul, Ankara, İzmir'de en düşük kira 15 liraysa, elektrik, su, doğalgaz, apartman aidatı 5 bin liraysa, yani 20 bin lira yapıyor, konuşacak hiçbir şey yok. Teşekkür ediyorum.